İsra ve Miraç külgesinde. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'a noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine, kıyamete kadar ihsan ile tabi olanların üzerine olsun. Hiç şüphe yok ki İsra ve Miraç yolculuğu büyük sırlara sahip olup insanlık tarihinde eşsiz bir yolculuktur. Peygamber ile sahabelerinin çeşitli baskılara ve eziyetlere maruz kaldıkları yıllardan sonra, peygamberliğin 10. yılından birkaç gün sonra kendisine en büyük destekçi olan amcası Abu Talib'i ve zor olduğu zamanlarda kendisine güvenli bir sığınak olan akıllı ve temiz yürekli eşi Hazreti Hatice'yi kaybettikten sonra bu yolculuk peygamberlerin sonuncusunun şerefine vuku bulmuştur. Peygamber Efendimiz kavminin zulüm, hakaret ve işkencelerinden dolayı dini neşretme vazifesini adeta yapamaz hale gelmişti. Onun şerefli hayatındaki en zor durumlardan olan Taif'in üzücü yolculuğunun ardından onun endişesi daha çok arttı. Efendimiz Taif'e gidip onun sakinlerinin İslam'a alaka duyup imanla şereflenebilecekleri ümidini besliyordu. Fakat onlar da kavminden daha çok şiddet göstermişler. Gözü dönmüş, kendini bilmez küstahlar yolun iki tarafında sıralanarak kainatın efendisini taşa tuttular. Resulullah'ın mübarek ayakları kana bulandı. Akabinde Efendimiz Allah'a kulluk etmenin tüm anlamlarını taşıyan şu etkili dua ile Rabbine yönelip şöyle demiştir. Allah'ım, kuvvetimin yetersiz kaldığını, çaresiz olduğumu, halk nazarında hur hakir hale düştüğümü görüyorsun. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Herkesin zayıf görüp de dalına bindiği çaresizlerin Rabbi sensin. Huysuz, yüzsüz bir düşman eline beni düşürmeyecek, hatta hayatımın dizginlerinin eline verdiğin akrabadan bile, beni dusta bile beni bırakmayacak kadar bana merhametlisin. Sen bana gazaplı değilsin. Senin verdiğin afiyetin benim için geniş olmasından başka hiçbir şeye aldırmam. Allah'ım, gazabına maruz kalmaktan yahut rızasızlığından senin bütün zulmeti parıl parıl aydınlatan dünya ve ahiret hallerinin yegane selamete çıkartıcısı olan vecihinin nuruna sığınıyorum. Allah'ım sen razı olasıya affini diliyorum. Bütün kuvvet, her kudret sendendir. İşte bütün bu sıkıntılar sırasında Allah'ın büyük hediyesi olan İsra ve Miraç yolculuğu gerçekleşti. Allah Teala bu yolculukta daha önce ne bir melek ne de bir peygamberin muttali olduğu metafizik gerçekler hakkında Efendimiz'e bilgi vermiştir. Ki kendisine mahsus bir teşrif olup huzur ve güven içinde olduğunu hissetsin ve Allah'ın himayesinde olduğundan emin olsun. Bu hususta İmam Busiri kendi kasidesinde şöyle demiştir. Sen zifri karanlık bir gecede dolunayın gidişi gibi bir haremden diğer bir hareme gittin. Sen Kâbe Kavseyn denilen öyle bir mertebeye yükseldin ki o mertebe ne ulaşıldı ne de istenebildi. O gece bütün Nebi ve Resuller hizmetçinin efendiyi öne geçirdiği gibi seni de öyle öne geçirdiler. İsra ve Miraç, Yüce Allah'ın peygambere teşrif ettiği en büyük mucizelerdendir. Bu harika hadisenin yıl dönümünde
Hayatımızda ibret ve ders olarak alacağımız bazı meseleleri ele alalım. Başlangıçta sebepleri göz önünde bulundurmak. Yüce Allah'a tevekkül etmekle hiç çelişmez. Allah Teala Hazreti Peygamber'e Burak'ı yolculukta bir taşıma aracı olarak hizmetine verdi. Halbuki Allah Teala Peygamber'inin yolculuğunu hiç araç olmadan gerçekleştirebilirdi. Hazreti Peygamber'in Allah'a olan güvenine inandığına rağmen Kudüs'e geldiğinde bindiği Burak'ın ipini bağladı ki sebepleri göz önünde bulundurmak ümmete bir ders olsun. Peygamber Efendimiz şöyle demiştir: "Ben onu yani Burak'ı peygamberlerin de bağladığı halkaya bağladım." İmam Nevevi şöyle diyor: "Peygamberin Burak'ı bağlaması sebepleri göz önünde bulundurmak ve önlem almak kabilindendir. Bu durum Allah'a olan tevekküle aykırı değildir. Gerçek iman eden işi dışında onu kurtarmayacak başka bir şey olmadığını bilir ve Allah'a tevekkül ederken Allah'ın yazdığından başkası başına gelmeyeceğini de bilir." Efendimiz, herhangi birinizin elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopacak olsa derhal onu diksin demiştir. Tevekkül konusunda ise şöyle buyurmuştur: "Eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah aç çıkıp akşam tok dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı." Peygamberler kardeşlerdir. Tüm peygamberler yöntemler farklı olsa da akidede tek bir risalete sahiplerdir. Allah Teala, "Senden önce gönderdiğimiz her peygambere benden başka tanrı yoktur, bana kulluk edin diye vahyetmişizdir." buyurmuştur. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde, "Peygamberler baba bir kardeştirler, anaları farklı, dinleri ise birdir." demiştir. Allah buyurdu ki, "De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüşt çağına erişinceye kadar yetimin malına sadece en iyi tutumla yaklaşın. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız dahi olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size iyice düşünesiniz diye bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." Bu ayetlerde gelen 10 emirden bahseden Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, "Bu ayetler tüm dinlerde sabit olup kitapların esasıdır. Bunlara uyan cennete girer ve onları ihmal eden ateşe girer." demiştir. Allah Peygamber Efendimize mahsus verdiği büyük mucizelerden biri, Kudüs'te tüm peygamberleri ve elçileri bir araya getirmesidir. Peygamberler de Hazreti Muhammed'i karşılayarak, "Salih kardeş hoş geldin, Salih peygamber hoş geldin." demişlerdir. Hazreti Peygamber onlara imamlık yapıp namaz kıldırdı. Bu durum, yeryüzündeki imamlığın Hazreti Peygamber'e devrilmesine bir izin idi. Aynı zamanda Allah peygamberlerden aldığı ahdin pratik bir uygulanmasıydı. Yüce Allah şöyle buyurur: "Hani Allah peygamberlerden ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz" diye söz almış. Kabul ettiler
ettiniz ve bu ahdimi yüklendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine Allah, o halde şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Ali İbn Abu Talib ve amcası oğlu Abdullah İbn Abbas şöyle dedi: Allah Teala gönderdiği her peygamberden kendisi hayattayken Muhammed peygamber olarak gelirse ona iman edip yardım edeceği, ümmetinden de hayatta oldukları sırada Muhammed gelirse ona iman edip yardım edecekleri hususunda söz alacağına dair ahit almıştır. Mescid-i Haram gibi Mescid-i Aksa önemi de büyüktür. Resulullah Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya İsra yolculuğunu yaptı ve oradan 7. kat semada olan Sidretül Münteha'ya Miraç yolculuğunu yapmıştır. Ayrıca Müslümanların ilk kıblesi en kutsal sayılan mescitten biri ve namaz kılmak amacıyla yolculuk yapılacağı 3 mescitlerden biridir. Üstelik yeryüzünde en büyük 2. mescittir. Abu Zer'den şöyle diyordu: Resulullah'a hangi mescidin ilk önce yapıldığını sormuştum. Mekke'deki Mescid-i Haram'ın kendisi, yani Kabe'dir buyurdu. Sonra hangisi dedim? Mescid-i Aksa buyurdu. İkisinin yapılışı arasında ne kadar zaman geçti diye sorduğumda 40 yıl buyurdu. Daha sonra yeryüzü senin için mezciddir. Namaz vakti nerede gelirse orada namazını kıl buyurdu. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi hariç Mescid-i Aksa'da kılınan namaz diğer mescitlerde kılınan namazdan 500 kat daha faziletlidir. Efendimiz Mescid-i Aksa'da kılınan namaza 500 kat sevap verilir. Benim camimde kılınan namaza da 1000 kat sevap verilir. Mescid-i Haram'da kılınan namaza ise 100.000 kat sevap verilir buyurdu. Bunun için Mescid-i Aksa İslami kutsal yerlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Hazreti Muhammed ümmeti yüreğinde özel bir yeri vardır. Ve tüm Müslümanların boyunlarında bir amanettir ki ondan vazgeçmemiz mümkün değildir. Üstelik çocuklarımızın yüreklerine bu anlamı yerleştirmeliyiz. Böylece gelecek nesiller Mescid-i Aksa'nın tüm Müslümanlardaki yerini ve kutsallığını unutmayacaklar. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. İslam kardeşleri, her yıl Nisan ayının başlarında bütün dünya yetim gününü kutlar. Nitekim İslam dinimizin öğretileri, yetimlere bakın ve haklarını yerine getirme konusunda tüm insani kuruluşlara öncülük eder. Allah şöyle buyurur: Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki, onları iyi yetiştirmek, yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız, unutmayın ki, onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah işleri bozanla düzelteni bilir. Eğer Allah dileseydi, sizi de zahmet ve meşakkate sokardı. Çünkü Allah güçlüdür ve hakimdir. Bu ayeti inceleyen Kur'an'ın iyi yetiştirmek sözcüğünü bakımın tüm yönlerine kapsamlı olsun diye kullandığını görüyor. İyi yetiştirmek yetimin tüm ihtiyaçlarına kapsamlı bir ifadedir. Zira yetim maddi ihtiyaçlarla birlikte eğitim ve terbiye almak için de temel taşlardan birini yitirmiş bulunmaktadır. Yetimi iyi yetiştirmek, başını okşamak ve ona güzel ilgi göstermek gerekir. Gözetip kollamanın bu kapsamlı anlamında
Birçok ayet ve hadis yetimlerin durumlarını düzeltmeyi ve işlerine bakmayı teşvik etmiştir. Peygamber Efendimiz, kız veya erkek bir yetime iyi muamele gösteren kimseyle ben cennette şöyle beraberce bulunacağız buyurdu ve işaret parmağıyla orta parmağını biraz açarak işaret etti. Ve başka bir hadiste, Müslümanlar içinde en hayırlı ev, içinde yetime iyi muamele edilen evdir. Müslümanlar içinde en kötü ev de yetime kötü muamele edilen evdir buyurdu. Yine de başka bir hadiste, kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi gözetip kullayan kimseyle ben cennette şöyle yan yana bulunacağız buyurmuştur. Ve işaret parmağıyla orta parmağını göstermiştir. Ey Allah! Dinleyip de en güzel söze uyanlardan bizi eyle. İşte Allah'ın doğru yola eriştirdiği onlardır. İşte onlar akıl sahipleridir.